Merhaba canlar. Yeşim Hoca ile Fizik kanalına hoş geldiniz. 10. sınıfımızın ilk ünitesi, ilk konusu elektrikle sizlerle birlikteyim. Bu videomuzda yine arkadaşlar soru çözümü ve konu anlatımı şeklinde ortaya karışık bir şeyler yapmaya çalıştım sizin için. İnşallah yararlı olur diyorum. Video 1 değilseniz 2, 3, 4 arkasına inşallah sıra sıra gelecek. Ve siz de video izledikten sonra beğen tuşuna basmayı, daha sonra da abone olmayanlar varsa abone olmayı unutmasınlar, olur mu? Bu arada aramıza gelen yeni üyelerimiz, yeni arkadaşlarımız var. Ailemize hoş geldiniz diyorum onlara da. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım var, kimya öğretmeni Derya Hocam'ın öğrencileri de bizlerle beraber. Hoş geldiniz sizler de. Eğer takıldığınız yerler varsa lütfen bana videoların altına yazarsanız size daha iyi yardımcı olabilirim. Böylelikle bu pandemi sürecinde birbirimize destek olmaya devam edeceğiz canlar. Biliyorum ki sınavlarınızı henüz olmayan bir sürü okul var. Onlar da yazılılara gireceği zaman arkadaşlar bu konular mutlaka karşısına soru olarak gelecek. İnşallah yararlı olur. Bol bol yüksek notlar TYT'ye hazırlanan öğrencilerim. Onlara da bol bol netler olsun inşallah diyorum. Hepimiz güzel bir aileyiz. Haydi bakalım arkadaşlar, hazırsanız başlıyoruz. Sıradaki sorumuzla arkadaşlar hem birazcık konu anlatalım hem de size buradaki püf noktaları gösterelim. Şimdi canlar, içerisinde iyon içeren K tüpünün S kesitinden 10 saniyede, bakın 10 saniyede de bize neyi verdi? Süreyi verdi. Hemen yan tarafa yazıyorum, 10 saniye T'miz. Bir yönünde 25 klompluk negatif iyonlar hareket ediyormuş. Bir yönüne taraf, sağ taraf, bakın buradan eksi yükler bir yönünde hareket etti. İki yönünde ise 15 klompluk artı yükler hareket ediyormuş. Artı yüklerimi de gösterdim iki yönünde gittiğini. Ve bana ne diyor? Buradan bunlar geçerken acaba bu S kesitinde bu iyonların oluşturduğu akımın büyüklüğü ve yönü nedir diye sormuş. Şimdi akım arkadaşlar nasıl bulunuyordu? Buradaki yüklü cisimlerin hareketi sırasında akım oluşuyordu. Ve biz buradaki büyüklüğü bulmamız için maalesef ki formülü bilmemiz gerekiyor. Ama nasıl aklınızda tutacaksınız? Bakın yükler hareket ediyor. Yükü biz neyle gösteriyorduk? Q harfiyle gösteriyorduk. O zaman yüklerimizi hareket ettirdiğimizde akım oluşuyorsa yükü ittirmemiz lazım diyoruz. Yükü Q eşittir ittiriver diyorum. Ve Q eşittir itten arkadaşlar bizim aklımızda kalabilir diye düşünüyorum. Ha, bunu nasıl yapıyorlar? Akımı çekiyorlar şurada yalnız başına bırakıp. T'yi de bunun altına gönderdiğimizde akım yalnız kaldığında aslında aynı formül. Yükümüzü biz zamana böldüğümüzde neyi buluyoruz? Akımımızı buluyoruz. Şimdi burada yalnız iki tane yük olduğu için şuradaki yük yerine toplam yük diyebiliriz. Yani birim zamanda o kesitten, şuradaki S kesiti dediğimiz o yerden geçen yük miktarı, toplam yük miktarına biz ne diyeceğiz? Akım diyeceğiz. O zaman şunu hemen arkadaşlar uygularsak, tabi buradan siz aklınızda tutun ittirmekten, sonra da bunu uygulayabilirsiniz. Çekmeden de yaparsanız hiç sıkıntı yok. Şuraya dikkat edeceğiz dedim. Nedir burası? Toplam yük. Çünkü birden fazla yük geçiyor. Hemen yapalım canlar. Akım eşittir. Yükümüz ne kadar bakın. Birisi 25 klompluk, diğeri de 15 klompluk. Topluyorum bunları. Ne yapıyor? 40 yapıyor değil mi? Şimdi neden topladınız hocam diyebilirsiniz. Hocam biri sağa gidiyor, biri sola gidiyor. Evet arkadaşlar. Ama burada sağa sola gitmesinin benim için önemi yok. Sakın çıkartmayın. Böyle ters yönde olunca çıkartın arkadaşlarımız var. Aman ha diyorum. Çıkartmak yok. Neden? Şöyle kısaca bir anlatayım. Hem konuda anlatıyoruz ya. Aklınızda kalsın. Şimdi arkadaşlar bu yediğimiz fast foodlar falan var ya. Hani böyle ünlü markalar, yurt dışının markaları. Adlarını söylemeyeyim. Şimdi onlar gibi büyük mağazalar ya da herhangi bir işte teknolojik alet satan mağazalar, şöyle bir cadde üstüne, işlek bir cadde üstüne siz dediniz ki ben bu mağazalardan birisini ya da işte yiyecek yerini koymak istiyorum ve satış yapacağım. Ne der size biliyor musunuz? Ben senin koyacağın önce o mağazayı bir göreyim. O mağazanın olduğu yere şuraya bir kamera koyayım ve o kameradan buradan geçip giden kişi sayılarını bir izleyeyim der. Neden? Çünkü orada eğer o tutacağınız dükkanda, o franchising alacağınız yerde arkadaşlar çok fazla kişi geçmiyorsa size burayı açma izni vermez. E şimdi kamerayı koyduk diyelim. Dükkanımız da burası. Buradan bizim alttan, sokağın altından gelen eleman bu olsun. Şurada yukarıdan gelen eleman olsun.
Şimdi arkadaşlar buradan geçen kişi sayısına bakacağız. Sen der misin ki sen yukarıdan geldin seni almıyorum sen aşağıdan geldin. Hayır, burada ister yukarıdan gelsin ister aşağıdan gelsin. Önemli olan bu dükkanın önünden geçmeleri. Kaç kişi gelip geçtiğini hepsini sayarsın ve ona göre dersin ki bak bu kadar kişi geçmiş. Kameradan da zaten belli. Adam bakar toplam kişi sayısına ve ona göre sana buraya dükkanı açma izni verir. Aynı şekilde burada da öyle arkadaşlar. Yok işte artı yükler bu tarafa gitmiş, eksi yükler bu tarafa gitmiş. Önemli değil. Önemli olan senin dükkanın önünden kaç kişi geçmiş. Yani burada da kaç tane yük geçmiş. O yüzden ne görüyorsanız hepsini ne yapıyorsunuz? Toplayıp atıyorsunuz. 25 ile 15 topladım 40. Sonra geldim süreye yazıyorum. 10 saniye zaten Allah razı olsun bize vermişti burada süremizi. Onu da yerine yazdık. 40 bölü 10'dan ne geldi arkadaşlar? 4 geldi. Birimi nedir? Akımın birimi amperdir. Onu da yazmayı unutmayalım. Şimdi 4 amperi bulduğumuza göre D ve E şıklarında kaldık. Diğerleri nanay gördüğünüz gibi gitti. Peki yönünü ne yapacağız? Şimdi yönünü de şöyle anlatmak istiyorum. Bizim elektrik akımımızın arkadaşlar yönü şöyle basit bir devre çizersem aslında biraz da ortaokuldan bunları hatırlıyorsunuzdur. Bu bir pil değil mi? Üreteç. Nedir? Pilin şu uzun kısmı artı, kısmı kısa olan yerde eksi. Neden? Voltajın büyük olduğu yer artı, küçük olduğu yerde eksi olarak gösteriliyor. Ve şuraya bir ampul bağladığımı düşünürseniz ampulün yanması için oradan bir akım geçmesi lazım. İşte bizim geçen akımımız canlar artıdan çıkacak. Her zaman üretecin artı kutbundan yani pilin artı kutbundan çıkıp yoluna devam eder. Ampulün üstünden geçtiği anda şu anda ışık yanmaz. Işığın yanması için hemen gelip pilin eksi kutbuna ulaşması lazım. Yani devreyi tamamlaması lazım. İşte devre tamamlandığında böyle parıl parıl yanar bizim ampulümüz. O yüzden diyoruz ki akımımız arkadaşlar daima nereden çıkıyormuş? Artı kutuptan çıkıp eksi kutba doğru yol alır. Peki elektronların yönü nedir diye sorarsan, elektronlar bildiğiniz gibi eksi yüklü. Peki eksi yüklü olan bir şeyin evi neresi? Tabii ki de buradaki eksi kutup. Onlar da aklınıza buradan gelsin. Eksi yüklü olduğu için eksiler, bakın evi burası. Eksiden çıkıp ne yapıyor? Artıya doğru gidiyor. Yani şunu diyebilir miyiz? Akım ve elektronların yönü arkadaşlar nedir? Zıttır diyeceğiz. O zaman bize burada akımın yönünü sorduğuna göre artı yüklerin hareket ettiği taraf diyebiliriz. Ya da tam tersi eksi yüklerin hareket ettiği tarafın tam tersi diyebiliriz. Yani hangisinden giderseniz gidin yorum olur. Ne diyoruz? Artı yüklerin gittiği taraf. Neresi de artı yüklerin gittiği taraf? Burada çizdik bakın iki yönünde gidiyorlardı. O yüzden cevabımız Edirne diyebiliriz. Ya da dediğim gibi eksi yükler ne tarafa gidiyor? Bir yönünde gidiyor. Eksi yüklerin gittiği, elektronların gittiği yönün tam tersiydi akımın yönü deyip bu tarafa gidiyorsa bir yönünde o zaman akım da iki yönünde gidiyor diye iki türlü de yapabilirsiniz. Böylelikle bu konuyu da anlatmış olduk. Bir şey daha eklemek istiyorum. Mesela burada bizim devremizde arkadaşlar yüklerin hareketiyle birlikte akım oluşuyor değil mi? Peki bu yükleri hareket ettiren şey ne? Bir enerji olması lazım değil mi? İşte o devreye enerjiyi veren, yüklerin hareketini sağlayan şey nedir? Buradaki pilimizdir ya da üreticimizdir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Bu sorumuzda da bize iletkenlerin dirençleri arasındaki ilişkiyi sormuş. Öncelikle direnç nelere bağlıdır? Onu göstermek istiyorum. Hadi bakalım kısa bir konu anlatımı yapalım. Sonra da bu soruyu çözelim. Devre elemanlarının en önemlilerinden birisi ne arkadaşlar? Direnç. Ne demektir direnç? Bir devre elemanını düşündüğünüz zaman oradan akım geçiyordu az önce gösterdik. İşte o akım arkadaşlar geçerken iletkenler bu akıma karşı bir zorluk gösteriyor. Diyor ki bak sen buradan geçerken ben senden biraz enerji alırım ona göre diyor. Burası buradan geçmek zor bir iştir diyor. Bunun karşılığı mutlaka vardır. Yani bizim direncimiz arkadaşlar akım geçerken ona ne yapıyor aslında zorluk gösteriyor. İşte biz kısaca dirence zorluk diyebiliriz. Ve bunu ilerleyen zamanda ne demek istediğimi biraz daha soruları çözerken daha iyi anlayacaksınız. Şimdilik akıma karşı gösterilen zorluk olduğunu bilmemiz yeterli. Peki nasıl gösteriliyordu bizim direncimiz? Büyük R harfiyle gösteriliyordu ve nelere bağlıydı? Rho dediğimiz bir şey vardı. Hatırlayalım bakalım neydi onlar? L dediğimiz direncimizin boyuydu ve A ya da S ikisi de olur arkadaşlar. Parantez içinde yazayım. İkisi de olabilir. Yüzey alanıyla
ilişkiliydi. Şimdi biz bunlarla nasıl ilişkili olduğunu hadi gelin bakalım. Direnç arkadaşlar, rho dediğimiz öz direnç diyoruz biz buna. Telin yapıldığı maddenin cinsi, yani senin oradaki iletken madden ne? Alüminyumdan mı, bakırdan mı? Artık hangi maddeden yapıldıysa o duruma göre rho'su da değişiyor. Öz dirence bağlı. Nasıl bağlı bakın? Eşitliğin iki tarafında olduğu için doğru orantılı. Yani rho'su büyük olanın R'si, direnci daha büyük olur. Yani daha zorluk gösterir bizim oradan geçmek isteyen akımımıza. L dediğimiz ise direncin boyu. Yani şöyle bir küçük bir direnç çizersem size. Şunu bir sileyim. Şöyle küçük bir mesela herhangi bir direnç. Bu ampulde olabilir. Herhangi bir elektrik devresinin içerisindeki bir direnç. Herhangi bir şey arkadaşlar. Şöyle kısaca çizdim. Buradaki bakın bunun boyu şuradaki L ile gösteriliyor. Şu boya. Şu kısım gördüğünüz gibi o daire olan kısım bizim neyimizdi? Kesit alanımız. S ya da A ile gösterdiğimiz. Ve bir de dediğim gibi yapıldığı maddenin cinsi, yani rho'ya bağlı. Nasıl bağlı dedik? Rho'ya doğru orantılı ne kadar büyük olursa o kadar direncimiz fazla olacak. Boyumuz da yine aynı şekilde bakın doğru orantılı. Ne kadar uzunsa direnç o kadar direncimiz fazla olacak. Ve kesit alanına baktığımızda bakın bölüm durumunda o. Kesit alanını bunun yanına gönderirsem çarpım haline gelir. Çarpım halindeki değerler de birbiriyle ters orantılıdır. O yüzden kesit alanıyla ters orantılı. Yani ne kadar tombik bir burada direncimiz varsa, kesit alanı ne kadar büyükse arkadaşlar. Yani şöyle bir şey olduğunu düşünün bunun. Büyüdükçe bu kesit alanı böyle tombikleştikçe ne olur? Bizim buradaki direncimizin değeri azalır. Çünkü ters orantılı. Küçüldükçe de direnç ne yapar? Artar. Şimdi neden böyle? Hadi gelin bir onlara bakalım. Bu arada direncin hemen bir birimini de yazabilir miyiz? Neydi hatırlayın? Ohm'du birimi. Ve şöyle ohm gibi böyle bir değişik bir sembolü var. O sembolü de unutmayalım. Şimdi arkadaşlar bir size şöyle günlük hayatımızdan bir örnek vereyim ve kafanızda kalır diye umuyorum. Şuradan geçecek bizim bir tane, işte benim daha çok kullandığım eleman, adı bunun abuzer. Kendi öğrencilerime bunu kullanıyorum, onlar bilirler. Abuzer bir hata yapmış arkadaşlar ve onun azılı düşmanları var. Şöyle yolun kenarında onu bekliyorlar. Ellerinde de kocaman kocaman sopalar var. Şimdi burayı, bu yolun bütün her tarafını, hepsini çizmeyeceğim. Böyle düşmanlarının durduğunu düşünün arkadaşlar. Alt tarafta da yine aynı şekilde dizilmişler. Şimdi diyorum ki Abuzer bu yoldan geçmek zorunda. Çünkü yolun sonunda evi var. Mecbur gidecek buraya. Ama bu elemanların elinde de gördüğünüz gibi sopalar var. Şimdi Abuzer'in bu yolu gitmesi zor değil mi arkadaşlar? Evet, zorluklar var. Nedir o zorluk? Direnç aklımıza gelsin hemen. Bakın nelere bağlı. Şimdi buradaki Abuzer'i bekleyen elemanların elindeki sopalar arkadaşlar. Tahta olabilir, bir de demirden olabilir değil mi? Aman ha. Şimdi tahta olursa mı daha canı acır, yoksa demir mi? Tabii ki de demir olursa daha çok canı acıyacak değil mi? Şimdi bu demir ve tahtayı ne diye düşünebilirsiniz? Dirençteki şu rho ile, yani yapıldığı madde ile ilgili, öz direnç dediğimiz durumla ilgili. Ne kadar o öz direnci tahta değil demir olursa mesela, daha fazla olursa o kadar zorluk yaşayacak Abuzer buradan geçerken. O zaman rho'ya bu şekilde bağlı olduğu aklımızda kalır herhalde. Geldim şimdi boya arkadaşlar. Boyla da doğru orantılı demiştik direnç. Şöyle düşünün. Abuzer'in eline giderken şu gittiği yol arkadaşlar ne kadar uzun olursa, bu yolun her tarafına bu elemanlar dizildiği için yol uzun olursa o kadar zorlukla karşılaşacak, o kadar kafasına bu sopaları yiyecek diye düşünebilirsiniz. Yani yol uzadıkça bizim zorluğumuz da artacak, direncimiz artacak canlar. Geldim kesit alanına. Şimdi bu yolu tek yaptım gördüğünüz gibi. Bir de otobanlarda olan çift yolları düşünün ya da üçlü dörtlü yolları düşünün. Abuzer eğer burada tek yol olmasaydı, yani bakın şurada kesit alanını şöyle düşündüm yolun şu kadar. Ama bir de böyle olmayıp çift yol olsaydı Abuzer ne yapacaktı? Tabii ki de alttaki yola kaçacaktı değil mi gençler? Buraya kaçtığında bakın ne olacak? Zorluklar azalacak. Belki bir iki tane burada bekliyor olabilir o elemanlardan, ama burada daha fazla olduğu için buraya kaçtığında zorluk gördüğünüz gibi azalıyor. Peki bunu neyle açıklayacağız burada? Kesit alanıyla açıklayabiliriz. Bakın kesit alanımız mavi kadardı. Yolu ikili yaptığım zaman bakın şu anda kesit alanımız
şöyle oldu ve daha da büyüdü. O zaman kesit alanı büyüdükçe zorluk azalır diye de buradan aklınızda kalabilir. Şimdi böyle günlük hayatımızdan söyledik ama dediğim gibi şu formülü de uyguladıkça aklınızda kalacak. Ama unutursanız sözel sorularda da bu şekilde düşünebilirsiniz. Bu konuyla ilgili bizi çeldirmeye çalıştıkları bir yer var. Onu da şuraya küçücük şöyle bir not olarak yazayım. Siz de bir yere notunuzu alın lütfen. Direnç nelere bağlıdır derse bakın bu gördüklerinize bağlı. Yani yapıldığı maddenin cinsi öz dirence bağlı, Rho'ya bağlı. Rho diye okunuyor bu gördüğünüz P gibi böyle kıvrık kuyruklu. Ve işte direncin boyuna bağlı, kesit alanına bağlı ya da kesit alanı dediğimiz şey gördüğünüz gibi bir daire olduğu için onun mesela yarı çapını da hani söyleyebilir. Kesit alanı der, oradaki yarı çapı küçültür, büyütür. Zaten yarı çapın küçülmesi ve büyülmesi o dairenin alanının büyümesi demektir arkadaşlar. Şuradaki dairenin alanını kesit alanı olarak düşüneceksiniz. Bir de buna bağlı. Başka da arkadaşlar hani sıcaklıkla da değişiyor, onu da bağlı diyebiliriz. Ama başka mesela bize işte pil takıyorsun değil mi devreye? Oradaki voltajı arttırıyor ya da akımı değiştiriyor. Bunlara arkadaşlar bağlı değildir. Voltajın artması ya da akımın artması, azalması benim direncimi ne yapmaz? Değiştirmez. Sen evine bir tane ampul takıyorsun ve o ampulü tutup da işte daha büyük bir voltaj geldiğinde, daha büyük bir akım geldiğinde ampul değişiyor mu arkadaşlar? Değişmiyor. Ampul yine aynı ampul. Yani o ampulün R'si ne yapmaz? Değişmez. Lütfen buna önem verin ve burası çok önemli. Neden? Çünkü buradan sorularda bizi çeldirmeye çalışıyorlar. Dikkat edelim lütfen. Bir ohm yasasında da yine bunu tekrar anlatacağım. Nasıl bağlı olduğuna, neler, yani neden bağlı olmadığına daha doğrusu. Voltaj artsa da direncimiz değişmez, akım artsa da değişmez. Çünkü bunların ikisi doğru orantılı bir şekilde artıyor diyeceğiz. Sorumuzda aynı maddeden yapılmış X, Y, Z iletkenlerinin boylarını ve kesit alanlarını bize vermiş. Aynı maddeden yapılması ne demekti canlar? Tabii ki de onların rho'ları, yani hepsi demir, rho ile ifade etmiştik. Rho'ları aynıdır demekti. O zaman ben hepsinin rho'suna bir rho, al sana da rho, al sana da rho diyebilirim değil mi? Hepsini aynı yaptım. Şimdi bakıyorum direnci nasıl buluyordum? Hemen yazıyorum. Rho çarpı öz direnç bölü çarpı uzunluk bölü kesit alanı diyordum değil mi? Burada S demiş, S diyelim. A da diyebiliriz. Şimdi rho'lar aynı olduğu için hiç yazmasam da olur formülde. Sadece neye bakacağım direnci o zaman bakarken? Boyunu, kesit alanını böleceğim ve işi bitireceğim. Hadi gelin birincisi için yazalım. X direnci için boyumuz ne verilmiş? 2L verilmiş. Kesit alanı da 3S verilmiş. İşte bu kadar. Y'ye bakıyoruz. Rho'sunu yazmadım. 2L yine boyu, kesit alanı da 2S. Geldim Z'ye. Boyu L kadar, kesit alanı da S kadar. Şimdi baktığımızda burada L'ler, S'ler gelince karşılaştırmayı yapmakta zorlanıyorsunuz. Zorlanmayın. Hemen kapatın hepsinde aynı olanları. Sanki matematikteki X gibi. Zaten şu ikiler gördüğünüz gibi nanay arkadaşlar. Burası gitti. L bölü S kaldı. E bu da L bölü S. Bununla bu herhalde gördüğünüz gibi aynı. Kapatabilirsiniz. Bunu kapat, bunu da kapat. Ne kalır rakım olarak? Sadece 1 kalır. Buna 1, buna 1 diyebilirsiniz. Bir tane L bölü S. Gel burada da aynısını X gibi düşün bu L bölü S'i. Kapat onu. Ne kaldı rakam olarak? 2 bölü 3 kaldı. E o zaman kim büyük? 1 mi büyük? 2 bölü 3 mü büyük? 1 büyük. O zaman bu ikisi birbirine eşit değil mi canlar? Y, Z'ye eşit. X de onlardan ne olacak? Küçük olacak. Cevabımız Bursa oluyor. Sıradaki sorumuzda da potansiyelleri verilmiş bakın iletkenlerin ve hangilerinde elektrik akımı oluşur diye sormuş. Çok önemli bir bilgidir aslında bu. Bunu en temelidir işin. Nedir arkadaşlar? Eğer ki bizim elektrik akımımızın oluşmasını istiyorsak mutlaka orada hani pil yazmıştım ya size. Pilde ne vardı gençler? Bir tane artı kutup, bir tane de eksi kutup vardı. Biri büyük potansiyel, biri de küçük potansiyeldi. Şimdi eğer bunların biri büyük biri küçük olmazsa, arada yani bir fark oluşmazsa o zaman burada benim elektrik akımım oluşmuyor. Yani esas temeli potansiyel fark olması gerekiyor bizim elektrik akımımızın oluşması için. Şimdi baktığımız zaman canlar burada artı 10 artı 10 gördüğünüz gibi ikisi de baş başa. Yani hiçbir şekilde kimse üstün değil. O zaman burada bir fark oluşmadığı için anahtarı kapatsam da ben elektrik akımı
oluşmaz. Peki gelin 2'ye bakalım. Bakın 10 voltla eksi 10 volt. Kim daha büyük? Bu eleman daha büyük. Gördüğünüz gibi artı 10 eksi 10, yani artı ve eksiden dolayı kimin büyük olduğunu görebiliyorum. Ve burada bir potansiyel fark oluşuyor. Ne kadar? 20 voltluk bir potansiyel fark var arkadaşlar. O yüzden burada bizim akımımız oluşur diyebiliriz. 10 volta artı 12 volt. Evet, ikisi de artı ama aradaki fark 2 voltluk bir fark olduğu için mutlaka anahtarı kapattığımızda burada bir elektrik akımı oluşur. Yani cevabımız 2, 3 ile Ceyhan oluyor. Tablo olarak vermiş bize direncin bağlı olduğu değişkenleri. Öz direnç, boy ve kesit alanlarını vermiş. 3 tane de madde vermiş ve bunlara göre acaba hangileri doğrudur demiş. Şimdi bakalım hepsinde de neyi karşılaştırmış? Dirençleri. O zaman hemen ne yapıyoruz canlar? Direncimizin nelere bağlı olduğunu hemen şuraya yazıyoruz. Direnç rho çarpı L bölü A diyorduk ve hemen başlıyoruz. Bakın X için yazıyorum. Hepsinde gördüğünüz gibi öz dirençler belli. Birincinin öz direnci, X'in öz direnci gördüğünüz gibi rho kadar. Rho çarpı boyuna bakıyorum 6L'ymiş. 6L'yi da yazdık. Ve kesit alanı da arkadaşlar A ya da S olabilir demiştim. S olarak vermiş. 1S kadar yazdım. Devam ediyorum. Y için yazıyorum. Bakın rho'su 2rho çarpı L'si 3L ve kesit alanı 2S. Hop, hemen sonuncuya geldim. Rho'su 3rho, L'si 4L ve kesit alanı 2S kadar. Şimdi canlar bunu yapıyorsunuz bitiyor da tabii bunları karşılaştırırken korkmayın. Hemen aynı olan harfleri kapatıver. Bak rho, L ve S. Hepsinde bunları kapat. Tek rakamlara bak. Ondan sonrası matematik zaten. Fizik kısmı gördüğünüz gibi bitti. Burada ne kaldı hepsini kapattıktan sonra? Rakam olarak 6 kaldı. Şuraya bakıyorum. Bakın burada 2 kere 3 6 bölü 2. Hatta şu 2 ile şu 2'yi hemen sadeleştirebilirsiniz. Ya da direkt 6 bölü 2 de yazabilirsiniz. Nasıl canınız istiyorsa. Buradan da 3 kalacak. Ve şuraya baktığımda 3 kere 4 12 bölü 2'den de yine burası da 6. Tabi bunların birimleri 10'dur arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi X ve Z'nin dirençleri aynı geldi. Ne demiş bize bakın. X iletkeninin direnci. Benim kalemim yine takıldı canlar. X iletkeninin direnci Z iletkeninkine eşittir demiş. Evet, 6'ya 6 olacak. Doğru demiş. Biri tamam dedik. Geldik 2'ye. Z iletkeninin direnci Y'ninkinden büyüktür. Bakıyorum Z 6 Y 3. Evet, o da doğru. 3'e geldim. X iletkeninin direnci Y'ninkinden büyüktür. Evet, X 6 Y 3. O da ondan büyük olduğunu görüyorum ve cevabımız hepsi olan Bursa seçeneği. Bu soruda da size şimdi hiç böyle formülü uzun uzun yapmadan, hani doğru orantılı ters orantılı demiştik ya, hızlıca onu düşünerek yapacağız. Bakın ne diyor bize? Elimizde bir tane düz tel varmış ve direnci 40 olmuş. Tel ortadan ikiye katlandığında oluşan bu sefer yeni telin direnci acaba kaç ohm olur diye bize soruyor. Bakın telimiz şu anda bu şekilde. 2'ye bölü dediği için canlar, ben ona dedim ki hani boyuna L demeyelim de 2L diyelim dedim. Hani kolaylık olsun diye, rasyonel sayılarla uğraşmamak için. 1L 1L burada 2L. Tam şu ortasından arkadaşlar 2'ye katlanıp hemen şu parça bu parçanın üstüne ne yapılıyor? Konuluyor ve durum ne oluyor? Birazcık daha artık tombik bir tel elde ediyoruz değil mi? Bakın şöyle bir şey. Şurası, şu kesit alanına S dedim ya da A diyebiliriz, fark etmez. Şöyleyken canlar o yarısını aldım, üstüne getirdim, koydum. Bakın o yarım şu parçayı getirip koyuyorum. O zaman ne oluyor böyle bir şey yaptığımızda? Gördüğünüz gibi şuradaki kesit alanı 1S iken 1S de buradan geldi. Toplamda 2S'lik bir kesit alanı oldu. Yani kesit alanı büyüdü, 2 katına çıktı. Boyuna baktığımda 1L 1L 2L idi burası. Tamamı 2L ile iken geldi bu artık üstüne konulunca 1L ile geldi. Boyu da yarıya düştü. Şimdi o zaman bizim direncimiz ne olur? Hadi gelin buradan bakalım. Boyla doğru orantılıydı değil mi? Boyumuz ne yaptı dedik? Yarıya düştü. O zaman boy yarıya düşerse direnç de yarıya düşecek. Direncimiz 40'tı. Düşür onu yarıya. Ne olur? 20 olur boyu değiştirdiğimizde. Şimdi devam ediyorum. Hikayenin devamında ne var?
Kesit alanı bu sefer ne oldu arkadaşlar? 2 katına çıktı. Kesit alanıyla nasıl orantılıydı? Ters orantılıydı. Kesit alanım 2 katına çıktıysa o zaman ben 2 ile çarpmayacağım. Ters orantılı olduğu için ne yapacağım canlar? Onu yarıya böleceğim. Çarpmanın tersi bölme biliyorsunuz. 20 kalmıştı elimde. Kesit alanı 2 katına çıktığına göre 2'ye böldüm. Bu sefer ne oldu? 10 ohmluk bir direnç elde etmiş oldum. Son durumda yani cevabımız Ceyhan. Ters orantılıysa tam tersini yapıyoruz. Yani bölme işlemi. Doğru orantılıysa da artık ne kadar miktarda artıyorsa direnç de o miktarda artacak diyoruz. İşte bu kadar. Yani uzun uzun RLO bunları yazmanıza gerek yok burada. Önemli olan şu formülümüzü yorumlayabilmek. ÇAP yayınlarından bir soruyla devam etmek istiyorum. Öz dirençleri aynı olan X ve Y iletkenleri var yine. Tabloda bize bunlarla ilgili boy ve kesit alanları hakkında bilgiler vermiş. Bakın öz dirençleri aynı olduğunu söylemiş. Yani neler aynı arkadaşlar? Rho'lar. Bunun ikisi de aynı maddeden yapıldığına göre rho diyebilirim. Buna göre hangileri tek başına yapılırsa X ve Y iletkenlerinin dirençleri birbirine eşit olur diyor. Şu anda gördüğümüz gibi dirence baktığımızda canlar eşit olmadığını göreceğiz. Ve eğer eşit olması için neler yapmamız gerekiyor derse bakın hangi adımları başlayacağız. Bakın şurada X dediğimiz Rx ne olacak canlar? Rho çarpı L bölü kesit alanı 3A olacak değil mi? Y'yi hemen yazıyorum. Y'nin direncini Rho çarpı birazcık geri yazalım. Rho çarpı 2L bölü A. Şimdi bakalım bunlar hangi şeylerle orantılı? Şu rho'lar, l'ler, rho'lar, l'ler, a'lar gittiğini düşünürseniz hepsinde var. Şuradaki rakama bakalım sadece. Burada 1 bölü 3 gibi bir rakam. Burada da 2 gibi bir rakam var. Yani yanındaki o elemanlar hep zaten var, o zımbırtılar. Biz kim büyük, kim küçük onu bulmak istiyoruz. Baktığın zaman rx'in ry'den küçük olduğunu çok rahat bir şekilde görüyorum. Eşit olsun istiyor soru. Rx, Ry'ye eşit olsun. Nasıl eşit olabilir? Ya 1 bölü 3 olan değer büyüyecek, 2'ye yaklaşacak ve 2'ye 2 olacak, eşitlenecek. Ya da 2 olan yani büyük olan direncim, Y'nin direnci küçülecek ve 1 bölü 3 olup eşitlenecek. İkisinden birisi olursa benim için yeterlidir. Şimdi bununla ilgili hemen bakıyorum. X iletkeninin boyunu azaltmak diyor. Ne demiştim ben? X direncini arttırmam gerekiyor demiştim. O zaman bu direnci arttırmak için ne yapabiliriz arkadaşlar? Direncin artması için onunla doğru orantılı olan şeyleri arttırmak gerekiyor. Yani X direncinin boyunu eğer uzatırsam doğru orantılı olduğu için Rx artacaktır ve benim işime yarar. O yüzden 1 olur. Geldim 2'ye. X iletkeninin kesit alanını küçült dedi. Kesit alanıyla ters orantılıydı. Konuşamadım pardon. O zaman bizim arkadaşlar burada kesit alanını küçültmemiz demek direncin büyümesi demektir. Rx'i büyütürsem Ry'ye yaklaştırırım. Amacım da oydu zaten, bu da olur. Geldim 3'e. Y iletkeninin kesit alanını küçültmek diyor. Şimdi Y'nin kesit alanını küçültürsem ne olacak? Ters orantılı olduğu için Y'nin direnci büyüyecek. Ama Y zaten büyüktü. Bunu eşitleyebilmem için X'e benim onu küçültmem gerekiyordu. Küçültmek olmadı, büyüttüğü için 3. öncülümüz olmaz diyoruz ve cevabımız Ceyhan. Aynı sıcaklıkta iletken KLM tellerinin kesit alanının uzunluğunu, direncini, her şeyini vermiş. Neyi vermemiş canlar? Rho'ları vermemiş. Demek ki onu soracak bana. Buna göre KLM iletkenlerinin yapıldığı madde için ne söylenebilir diyor. Ne demiştik? Hangi maddeden yapıldığı onun öz direnci yani rho'su hakkında bize bilgi veriyordu. Demek ki bunlar biri İşte bakırdan, biri başka bir alüminyumdan gibi farklı farklı maddelerden, altından yapılmış olabilir. Şimdi biz bulalım bunların rho'larını. Hemen hatırlıyoruz. Direnç neydi? Rho çarpı L bölü A ya da S dediğimiz kesit alanıydı. Bana neyi sordu canlar? Rho'yu sordu. O zaman şu rho'yu tek başına bırakmak istiyorum. Nasıl bırakıyoruz onu yalnız başına? Bakın alttaki kesit alanı yukarıya çarpım olarak geçecek. R çarpı A. Şuradaki L de aşağıya bölüm olarak geçecek içler dışlardan ve ne yapmış oluyoruz böylelikle? Rho'yu tek başına bırakmış oluyoruz. O zaman hepsinde dirençle kesit alanını çarpıp boya böleceğim ve artık rho'ları kimin aynıysa onlar aynıdır diyebilirim. Hepsi farklıysa da hepsi farklı maddelerdir.
diyebiliriz. Haydi bakalım başlıyoruz. K için yazıyorum. Direncine ne vermiş K'ya? R vermiş gördüğünüz gibi. Ve kesit alanına A vermiş. R çarpı A bölü boyu da 2 Leyla. Evet geldim L'ye. Rho'su hemen bulalım. Nedir arkadaşlar? R'si 2R. Kesit alanı 2A bölü uzunluğu da 6 Leyla. Şimdi geldik en sonuncusu M'ye. R'si 1R. Kesit alanı 4A. Ve boyu da 8 Leyla. Şimdi bakıyoruz burada hangileri eşit, hangileri birbirinden farklı. Ne yapıyoruz canlar? Direkt rakamlara bakabilirsiniz. Bakın R ve A'lar ortak, L'ler ortak. Kapat onları. Görme. Hepsini kapat. Hop. Ne kaldı yukarıda? 1 var yukarıda unutmayın. 1 bölü 2. Burada ise arkadaşlar 4 bölü 6'dan 2'ye böldüğüm zaman ben onu ne yapar? 2 bölü 3 yapar değil mi? Peki burası da ne yapıyor? 4 bölü 8'den burası da 1 bölü 2. Aa bakın bu ikisi birbirine eşit çıktı. Demek ki K ve M rolları aynı olduğu için aynı maddeden yapılmış bu dirençlerin. Diğer 2 bölü 3 olan ise farklı bir maddedir diyebiliriz. Cevabımız o zaman C şıkkı mı oluyor canlar? K ve M aynı olabilir ama L kesinlikle farklıdır. Çünkü bu öz direnç dediğimiz şey aynı 9. sınıfta gördüğümüz öz kütle gibi maddenin kendisine hastır arkadaşlar. Nasıl ki sizin parmak iziniz dünyada başka kimse de yoksa, size özelse, size özse, bunlar da yine bakın özlerden aklınıza gelsin. Öz olan her şeyde hatta maddenin ayırt edici özelliği diyorduk. O maddeye aittir. Başka da hiçbir maddeye o aynı değere sahip olamaz. Öz ısı, öz madde, öz ağırlık, öz kütle, öz direnç. Bakın bunların hepsi ayırt edici özelliklerdir. Bunu da hatırlatmış olalım. Evet canlar. Aynı maddeden yapılmış X ve Y iletkenlerinin boyları ve kesit alanları verilmiş bu sefer şekilde ve X, Y iletkenlerinin dirençlerinin birbirine eşit olması için tek başına ne yapalım acaba diyor. Hemen bunların dirençlerinin ne olduğunu bir bulalım ve nasıl birbirine eşit olması gerekiyor, hangisinin azalması, hangisinin artması gerekiyor ona bir karar verelim. Aynı maddeden oldukları için canlar bunların ikisi de rho rho diyebiliriz değil mi öz dirençlerine? Peki hemen yazıyorum X için direncimizi. Rho'sunu yazmayacağım. Aynı çünkü. 2 Leyla bölü ne yapacağız? 4A dedim. İşte Leyla'ları görmezsek şunu kaçla orantılı diyebiliriz? 1 bölü L ve A'yı kapatıverin. 1 bölü 2 gibi bir şey diyebiliriz. Geldim RY'ye. Orada da ne var canlar? Boyu 3 Leyla bölü kesit alanı A kadar. L bölü A'yı gene kapattığınızda ne görürsünüz? Orada 3 gibi bir rakam görürsünüz. Şimdi bakıyorum. Bunların birbirine eşit olmasını istiyoruz. Ne olacak eşit olması için? 1 bölü 2'nin 3'e eşit olması için bir kere bunun değerinin artması lazım. Yarım da 3 olacak, artması da gerekiyor. 3'ün ya da 3'ü 1 bölü 2'ye eşit hale getirmem için de o zaman 3'ü de ne yapmam lazım? Bu değeri azaltacak bir şeyler yapmam gerekiyor. Şimdi buna karar verdik. Yani Y direncim azaltacak bir şey lazım. X direncimi de arttıracak bir şey yapmam lazım. Geliyoruz şıklara. X iletkeninin boyunu kısaltalım diyor. Şimdi X'in boyunu kısaltırsak boyla doğru orantılıydı. Boyu kısalırsa X'in neyi de azalır arkadaşlar? Direnci azalır. Ben artmasını istiyordum. O zaman bu iş olmaz. Devam edelim. Hemen şöyle bunu attım. Y iletkeninin boyunu yarıya indirmek diyor. Şimdi bakalım boyu yarıya inerse, yani boyun inmesi demek iletkenin değerinin de direnç değerinin de azalması demektir. Azalmasını istiyorum ama acaba yarıya indirmek benim için doğru bir seçenek mi? Şimdi hemen bakıyoruz. Boyunu yarıya indirirsek direnç de yarıya düşecek. Yani ne olur arkadaşlar? 3'ü 2'ye bölersem 1,5 gibi bir değer olur. Ama ben yarım istiyorum. 0,5 olması lazım. Bu işime yaramadı. Evet azaltmak belki mantıklıydı fakat yeterince azaltamadığım için B şıkkı da olmuyor. C'ye bakalım. X iletkeninin kesit alanını büyütmek. Kesit alanı artarsa arkadaşlar direnç ne yapıyordu? Ters orantılı olduğu için azalıyordu. Oranını söylemediği için evet azalmasını
istiyordum ben. Ay pardon, artmasını istiyordum. Azaldığı için bu iş de olmadı canlar. Bakın şunları istiyorduk ya, artması ve azalması. Bu da yaramadı. Geldim E şıkkına bir bakayım. Y iletkeninin kesit alanını küçültmek demiş. Gördüğünüz gibi kesit alanını azaltırsanız Y iletkeninin direncini arttırmış olursunuz. Benim amacım neydi? Azaltıp 3'ü 0.5 yapmaktı. O yüzden bu da olmadı. D şıkkı artık cevabımız çıktı. Bir okuyalım. Y iletkeninin kesit alanını büyütmek. Y'nin kesit alanını büyütürseniz direnciniz ne yapar? Azalır. Benim amacım da azaltmaktı ve o yüzden D şıkkı doğru bir cevap olmuş oldu. Evet arkadaşlar, direnç ve akımla ilgili konuştuk. Konu anlatımımızı da yaptık ve sorularımızı çözdük. Umarım yararlı olmuştur. Kafanıza takılan, hocam şunlar da vardı dediğiniz, aklınıza ne gelirse artık benimle İrtibata geçebileceğiniz yer, biliyorsunuz yazacağınız yer videonun altındaki yorumlar. Ben oraları okuyorum ve size yardımcı olabilmek için de elimden geleni yapıyorum canlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.